Herkese Nesine TV'den merhabalar. Pazar günü İspanya Basketbol Ligi'nde güzel karşılaşmalar var her zaman olduğu gibi. Sizlere güvendiğim 5 tercihi aktaracağım. İlk maçımız 8-19 koduyla Murcia Fuenlabrada mücadelesi. İlk yarı 4.5 maç sonu 8.5 sayı handikaplar. Konuk takım Fuenlabrada'da 152.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. Murcia son haftalarda aldığı, arda arda aldığı mağlubiyetlerle beni biraz şaşırttı. Aslında şaşırttı derken fark yemesi, farklı mağlubiyetleri beni biraz şaşırttı. Kendi evinde iyi oynayan bir takım. Burada 8.5 sayılık handikap var. Ben Murcia'dan net bir galibiyet bekliyorum ama 8.5 sayı açıkçası Murcia'nın son dönemki performansından dolayı biraz beni düşündürdü. 152.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben Murcia'dan bu maçta yüksek bir skor bekliyorum. Yani 80 sayı, hatta 80 sayının üzerine çıkmasını bile bekliyorum. Fuenlabrada da bence buna katkı verecektir. 152.5 sayıdan üst tercihim olacak. İkinci maçımız 820 koduyla saat yine 13.30'da. Sevilla Valencia'yı konuk ediyor. İlk yarı 5.5, maç sonu 9.5 sayı handikaplar. Ev sahibi takım Sevilla'da 157.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. Sevilla gerçekten tahmin yapması çok zor bir takım. Hafta içi Eurocup mücadelesinde yine herkesi şaşırttı ve kendi salonunda Ritas gibi Eurocup'un iyi takımlarından bir tanesini mağlup etmeyi başardı. Burada üst tercih bir alternatiftir. Üst tercihine katılırım. Ancak ben burada Sevilla'nın mutlaka galibiyet alması gerekiyor artık. İspanya Basketbol Ligi'nde Sevilla'nın arka arkaya galibiyetler alması lazım. Çünkü gerçekten artık lig sıralamasında gerçekten kötü pozisyonda. Burada 9.5 sayılık handikap bence fazla. Tabii karşıma aldığım takım Valencia. İspanya Basketbol Ligi'nin en güçlü takımlarından bir tanesi. Üst tercihine katılıyorum. Ayrıca maç sonu bir tercihim var. Sevilla Valencia mücadelesi için. Saat 14'te 821 koduyla Real Madrid Gipuzkoa'yı ağırlayacak. Real Madrid hafta içi Euroleague mücadelesinde uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada Maccabi deplasmanından mağlubiyetle döndü. Çok yüksek skorlu bir karşılaşma izledik. Ki Real Madrid'in ben eski ritmine biraz da olsa yaklaştığını düşünüyorum. Ki bu sezon özellikle bundan bir 2-3 ay önce Real Madrid'in oyunu pek beğenmiyordum. İlk yarı 9.5, maç sonu 17.5 sayı handikaplar. Gipuzkoa'da 156.5 sayılık toplam sayı limiti var. Handikap biraz yüksek geldi bana ama Real Madrid eğer ritmini bulursa bu handikapı da aşacak güçte. Ben onun yerine 156.5 sayıdan üst tercihine yöneleceğim. Yine Real Madrid'den ben bu karşılaşmada yüksek skor bekliyorum. Özellikle tempo yaptığında potaya çok rahat gidiyor Real Madrid. Gipuzkoa'nın da biraz katkı vermesi durumunda maçın üste gideceğini düşünüyorum. Üst tercihim var 821 kodlu Real Madrid Gipuzkoa mücadelesi için. Ve son iki maçımıza geçelim. Saat 19.30'da 851 koduyla Estudiantes Juventud Badalona'yı ağırlayacak. İlk yarı 1.5, maç sonu 2.5 sayı handikaplar. Ev sahibi takım Estudiantes'te 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Estudiantes'i nereden hatırlıyoruz? Barcelona'yı yenmişti ve çok yüksek skorlu bir maç izlemiştik. Estudiantes-Barcelona mücadelesinde. Kendi salonunda iyi taraftar desteğiyle oynayan bir takım Estudiantes. Juventud Badalona ise bu sezon gerçekten çok iyi gidiyor. Özellikle Malaga ile birlikte Real Madrid, Barcelona, Laboral ve Valencia'nın bir süre önünde kaldılar. Gerçekten Badalona bu sezon çok iyi oynuyor. Burada 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben Estudiantes'ten galibiyet beklerim. Yani benim için çok sürpriz olmaz. Ama zor bir tercih. Sonuçta Badalona gibi bir takımı karşıma almak istemiyorum. 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben yine yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Ve 153.5 sayıdan üst tercihim olacak. Ve son karşılaşmamıza geçelim. İspanya Basketbol Ligi'nde haftanın maçı. Saat 20.30'da Malaga Vitoria'yı ağırlayacak. Handikapsız oynama şansımız var bu karşılaşma için. Vitoria son dönemde toparlandı.
iyi maçlar çıkardı. Malaga ise biraz düş içerisinde ama bu Malaga'nın hedef maçı olacaktır. Kendi evinde Vitoria'yı ağırlayacak olması Malaga'nın maça ekstra motivasyonla çıkmasını sağlayacaktır. Düşük bir oran 1.25 ama ben kendi salonunda iyi de bir taraftar desteğiyle oynayacağını düşünüyorum Malaga'nın. Maç sonu 1 tercihim olacak. Herkes oynadığı kuponlarda bol şans. Hoşçakalın.